Ben kaldığım yerden devam edeyim çünkü yorumlara bakınca işler bozuluyor. Biraz önce özetle söyleyeyim. Evrim ve evrim kavramını, evrim teorileri kavramını bir tekrar özetleyeyim. Evrim dışarı bakınca gördüğünüz şeyin adıdır. Buna bir isim vermeniz lazım. Ne o? Baktığınız zaman bütün canlılar birbirine benziyor. İnsan dahil. İnsan dahil. İnsanın bedeninin diğer canlılardan herhangi bir farkı yoktur. Ve ben bir biyolog, bir sinir bilimci, bir insan fizyolojisi uzmanı olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki dünyadaki bütün canlılarla bedenimizin temel biyokimyasal yapıları aynıdır. Dolayısıyla canlıların ortak bir kökten geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu açıklamak için kuramlar kurabilirsiniz. İnancınız olmaz, ateistik bir kuram yaparsınız. İnancınız vardır. İnancınıza göre bir kuram yaparsınız. Bunun önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla herkes istediği inanca göre bir kuram yapmakta özgürdür. Darwin de kendi inancına göre bir kuram yapmıştır sonuçta. İslam ve evrim fikri asla çelişmez. Evrim dışarı bakınca gördüğünüz şey ise eğer tabiatta yapılabilen, tabiatta olan bütün olayların Allah'ın iradesi dahilinde yaratıldığını biliyorsanız, nasıl ki iki molekülün rastlantısal, tırnak içinde rastlantısal çarpışmasıyla işte efendim su oluşuyorsa, H2O, rastlantısaldır bu iş. Ve bunun Allah'ın kanunlarını düşünmüyorsanız, dolayısıyla bir şekilde canlılığı ortaya çıkaran olayların da bundan hariç tutulmasını gerektirecek herhangi bir kanıtımız yoktur. İlk büyük patlamadan itibaren bu evrende her bir zerrenin hareketinde neler olduysa inanan bir insan için hepsi Allah'ın tasarrufundadır. Dolayısıyla Allah şöyle yaratmıştır, böyle yaratmıştır diyecekseniz eğer biyoloji bilmek zorundasınız. Bakın eğer diyecekseniz, eğer biyoloji konusunda bir fikriniz olacaksa, terbiyeli, İslam ahlakını almış bir Müslümansanız muhakkak oturup biyoloji öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa Müslüman olmak için biyolog olmaya gerek yok. Ama yaratılış hakkında benim dinimi dünyanın gözünde küçük düşürmeye hakkınız olmadığını düşündüğüm için bu konuda bilmeyenlerin konuşmaması ve bilmesini cesaretlendirebilmek için bu konuşmaları sürekli olarak yapıyorum. Bakın müfredatlardan evrim dersi kaldırıyor. Önemli bir kısım insan bunu alkışlıyor ne olduğunu bile bilmeden. Biyolojiyi bırakın, bilimin genel mantığı içerisinde evrimsel biyoloji hadi bir dal olarak orada dursun ama evrim mantığını bilmeden bilimin mantığını anlayamazsınız. Çünkü evrim Darwin'in evrim teorisi değildir. Evrim yaratılışın ana biçimlerinden bir tanesidir. Buna bu şekilde bakmaya başladıktan sonra bir şeyler anlamaya başlayacağız hep beraber. Ben bir biyolog olarak olaya tabii ki bu merkezde bakıyorum. Herkesin biyolog olması falan asla gerekmiyor. Ama ve lakin eğer yaratılış hakkında bir şey söyleyecekseniz, tekrar ediyorum bir şey söylemek zorundaysanız bugünün biyolojisini de bilmek zorundasınız. En az Kur'an'dan referans verdiğiniz kadar biyoloji konusunda da bilim konusunda da referans vermek zorundasınız. İnsanı ayrı tutup diğer canlıların birbirine dönüştüğüne dair çok fazla yorum okuyorum. Çok fazla bu konuda işte gelen eleştiri oluyor. Neden efendim insan ayrı olsun diye ben de soruyorum. Yani insanı ayrı tutmamızı gerektiren ne var? Bir kere insanı beden zannediyoruz. İşte en mükemmel şekilde yaratılmış diye bir ifade var. Bu Kur'an'ın hiçbir yerinde geçmeyen bir ifadedir. Gözümde gözlük var. Dikkatinizi çekiyorum. Çoğunuzun beli ağrıyor. Benim gibi saçı dökülüyor. Efendim işte sağ solu kırılıyor. Kanser oluyor. Ölüyor. Nasıl mükemmel bir yaratılış bu? Mükemmel diye bir laf İslam'da geçmez. İnsan en güzel kıvamda yaratılmıştır diye bir terim vardır. Evet. Ahsen-i takvim sözcüğü Kur'an'da geçer. Ve bu aslında bütün canlıların ortak bir özelliğidir. Hepsi içinde bulundukları ortama en güzel adapte olmuş, en güzel yaşayabilecek donanımlarla donatılmış bir vaziyette dünyaya gelirler. Bu beden zayıftır, çıplaktır. İnsan bedeni özellikle çok çıplaktır. Elbiseleriniz olmadan dışarıda hayatta bile kalamazsınız. Demek ki sizi insan yapan bu çürüyecek, toprak olacak, sakat, bozuk bedeniniz değil. İnsan olarak eğer sadece bedeni anlıyorsanız materyalist bir bakış açısıyla insana bakıyorsunuz demektir. İnsanı insan yapan o ekstra şey neyse ki ekstra bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Ama biyolojimizi çözemeden bunu çok anlayamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden biyolojimizin çok iyi çalışılması gerektiğini her zaman söylüyorum. Bizi insan yapan neyse diğer canlılardan farkımızı anladığımız zaman bedenimizin üzerinde dışında olan şeyi fark edebildiğimiz zaman yavaş yavaş ortaya çıkacak. Lütfen ricam o ki nasıl ki bir doktora gittiğinizde tedaviyi bilmem neyi ona danışıyorsanız, doktorun tedavisine karışmıyorsanız, cerrah size ameliyat ederken kafanızı kaldırıp aman o damarı böyle tutma burayı böyle kesme demiyorsanız, her işi uzmanına bırakıyorsanız, yaratılışla ilgili, biyolojik varoluşla ilgili, bu dünyanın işleyiş kuralları ile ilgili bilim
ve bilim adamları, bu konuda çalışan insanlar, kendimden bahsetmiyorum, bu konuda çalışan, tonlarca literatür üreten insanlara başvurmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız birçok insanın hakkına girersiniz ve hakikati saptırmış, özellikle göre göre gerçeğin de üzerine örterek belki bilmeden küfre dahi girmiş olursunuz İslam jargonu açısından konuşma gerekirse. Dolayısıyla bu devirde artık şu tartışmayı bir şekilde kaldırmamız lazım. Evrim dersleri okullarda kalksın mı kalkmasın mı? Aziz Sancar Hoca'nın yaptığı o konuşmadan sonra bu mesele zaten gündeme geldi. Ben orada Aziz Sancar Hoca'nın sözlerine bir ilavede bulunmuştum. O demişti ki bu kavgayla tüketecek zamanımız yok. Çok doğru söylüyor. Bu kavga edilecek bir konu değil. Eğer bu konuda işte efendim talim terbiye kurulu, milli eğitim bilmem ne müfredata bir şey sokup çıkaracaksa bu konuyu bilen çalışan bilim adamlarıyla oturup bunun kararlaştırılması gerekiyor. Politik ideallerle halk böyle istiyor bilmem ne falan filan diye bu konuda kalem oynatılamaz. Bu hatayı 1980'lerde yaptık. Hala maalesef şeyini temizleyemiyoruz, sonuçlarını temizleyemiyoruz. Muhakkak ve muhakkak bu konunun eğitimde bulunması gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta benim çocuklarım, işte büyük kızım psikoloji okumak istiyor. Eşit ağırlık tercih ettiği için ona biyoloji dersi verilmiyor ve ben bunu çok kınıyorum bir psikoloji bölümü öğretim üyesi olarak. Biyolojiyi bilmeden insan psikolojisini anlamak bugün neredeyse imkansızdır. Çok önemli bir tamamlayıcı bilgidir biyoloji bilgisi ve sinir bilim bilgisi. Bunun muhakkak, muhakkak eğitimimizde bulunması gerekiyor. Ama biz bilgiden korkan... ...yapanlar genellikle inançsız insanlar olabilirler. Kendi inançsızlıklarının propagandasını bunun üzerine yapıyor olabilirler. Bunun üzerine inançsız bir takım ideolojiler ve hayat görüşleri inşa ediyor olabilirler. İnanan ve hakikatin yanında olduğunu iddia eden bir Müslüman için bunların hiçbir önemi yoktur. Doğruyu kim söylüyorsa siz de o doğruyu aynen alıp kullanabilirsiniz. Onların inançlarını, ideolojilerini almak zorunda değilsiniz. Bunun da en önemli yolu açıp araştırıp okumak, çıkıp tabiata bakmak ve köydeki bir vatandaşımızın kekik biberiyenin kardeşidir dediği rahatlıkta canlıların ortak bir yapıyı paylaştıklarını açık ve net bir şekilde görebilmek gerekir. Eğer bunu göremiyorsanız, masa başından oturup yazıyorsanız, ben de ondan sonra Twitter'dan dalga geçiyorum, bana kibirlisiniz mi bilirsiniz demeyin. Bakın burada karga geldi bir tane misafir, o da kardeş. Efendim, akşam bu konuda bir konuşma yapacağız. Yaklaşık bir saat bir süre ayırdık. Kim olduğunu bilmediğim 4-5 tane arkadaşla birlikte bağlanacağız, konuşacağız. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla aralarında biyoloji tahsili olan yok. Ben de onlara biyoloji testi yapacak değilim zaten. Yalnız bir sorun var. İslam açısından evrime itirazı olanların... Karga içeri geliyordu bu arada. İslam açısından evrime itirazı olanların ikinci açıklama alternatifleri nedir onu merak ediyorum. İkinci açıklama alternatifi olan varsa ciddi olarak bunu tartışmak istiyorum. Tabiata baktığınızda tekrar altını çiziyorum. Bu akşamki hangout'u esas yapma nedenim o. Tabiata sağınıza solunuza baktığınızda canlıları eğer inanıyorsanız, Müslümansanız Allah'ın nasıl yarattığını nasıl açıklıyorsunuz? Yani mesela anne karnında embriyo ile oluştuk hepimiz. 9 ayda bunun safhalarını inceleyen bir bilim var. İşte embriyoloji diye. Safha safha biliyoruz nasıl olduğunu. Peki acaba canlılık nasıl? 3,5 milyar senede bu canlılık nasıl çıktı? Yani evrim dışında bir açıklaması olan biri varsa bugün akşamki yayına o yüzden davet ettim. Bilmiyorum ilginç bir fikir çıkacak mı? Ben yaklaşık 15 senedir arıyorum. Öyle bir şey bulamadım. Adına yaratılış denen şey zaten benim adına evrim dediğim şeydir. Allah evrimle bütün canlıları, bütün kainatı yaratmıştır. Bırakın canlıları. İlk Big Bang'den itibaren bütün atomları, ağır elementleri, gezegenleri, yıldızları ve yıldızların tozlarından bizleri, canlıları evrimsel süreç dediğimiz bir süreçte yaratmıştır. Bunun biyolojik kısmı ayrıdır, kozmolojik kısmı ayrıdır, maddi kısmı ayrıdır, canlı kısmı ayrıdır. Dolayısıyla ikinci bir alternatifi öne sürebilecek herhangi birisiyle ömrüm boyunca tartışmaya, konuşmaya, fikir alışverişinde buluşmaya dört gözle açıkçası bekliyorum bunu. Aslında bu akşam hangout'u yapmamın temel amacı o. İtiraz ediyoruz bir şeylere de neye itiraz ettiğimizi bakalım biliyor muyuz? Bu akşam gelecek arkadaşlarıma da özellikle o konuda duyuru yapmak isterim. Ben kimse evrim falan anlatmayacağım. Evrimi anlamak isteyen herkes açar kitaplardan bakar, çıkar. İsterse tabiattan araştırır. Gider bir biyoloji fakültesine kayıt olur. Güzel orada öğrenir. Evrim anlatmak benim esas derdim değil. Evrim zaten orada dışarıda bilgi olarak zibil gibi duruyor. Benim kütüphanemde belki 80'den fazla evrim kitabı var. Herhangi bir tanesini okuyan evrimi zaten öğrenir.
Benim derdim neye itiraz ediyoruz ve alternatif çözümümüz nedir? Ha, ben bilmiyorum diyorsanız hiçbir sorun yok. Ama bildiğinizi iddia ediyorsanız soruyorum. Ne biliyorsunuz? Sorun bu kadar açık ve basit. Bir Müslümanın neyi nereden bildiğini bilmesi gerekir. Bir Müslümanın bilgisinin kaynağını sorgulaması gerekir. Bana sorular geliyor. İşte efendim imam nikahı caiz mi? Bilmem ne oruç bozuyor. Nihat Hatipoğlu sorularını bana soruyorlar. Ben ilahiyat uzmanı değilim. Bunlar teknik meseleler. Ben biyolojiyle ilgili her konuda dinime o açıdan, biyoloji açısından bakarım. Ve bu açıdan biriktirdiğim bilgileri elimden geldiğince paylaşırım. Diğer konuları bilmem, onu gidin uzmanlarına sorun. Beni sadece yaratılış, biyoloji, varlık olayı ilgilendiriyor. Çünkü ben kendimi anlamak istiyorum. Bu her Müslümanın vazifesidir, böyle düşünüyorum. Ve başkalarının eğitim hakkını, doğruyu öğrenme hakkını gasp eden her türlü girişime de karşı durmamız gerekiyor. Biliyorum ideolojik bir inatürne yapılıyor. Biliyorum tamamen bilgisizce, tamamen refleksif olarak bazı şeyler yapılıyor. Burada karşı gelenlerin hiçbirisi elbette bir şeye düşman olduğu için karşı değiller. Ama ve lakin bildiğimiz zaman görüşlerimiz değişecek ve o görüşler doğrultusunda da sanıyorum doğru yolu birlikte bulacağız. Ben evrim konusunda da çok ciddi şüpheleri olan, sürekli araştırılması gerektiğini düşünen biriyim. Fakat evrim kuramı, şu anda evrim kuramları özellikle hani inançsal kısımlarını bir tarafa koyun. Darwin'in açıkladığı doğal seçilim, varyasyon vesaire meselesine dayanan evrim kuramı en iyi açıklayıcılığa sahip kuramlardan bir tanesidir. Takoz gibi ders kitapları vardır, matematiksel analizleri vardır ve netice itibariyle ortada koskoca bir bilim dalı vardır. Ve bu bilim dalının ikinci bir alternatifi varsa bu akşam onu hep beraber duymak istiyoruz inşallah. Bu arada kanun mu, teori mi, hipotez mi falan meselelerini lütfen iyi okuyalım. Dışarıda gördüğünüz mesele gözlemdir, bunun adı evrimdir. Açıklamak için bir fikir ortaya atarsanız buna teori denir. Bunun matematiksel bir kuralını bulursanız, mesela Newton'un çekim yasası var ya, M1 çarpı M2 bölü D kare. Matematiksel bir formüle dökerseniz bu bir yasa olur. Newton'un çekim yasası. Ama Newton'un çekim yasası evrensel bir yasa değildir. Mesela yüksek hızlarda geçerli olmadığını Einstein, kuantum aleminde geçerli olmadığını Schrödinger vesaire göstermiştir zaten. Dolayısıyla yasa matematiksel denklemler, ifadelerdir. Teori açıklamaya çalışmak için kurduğumuz kavramsal çerçevedir ama bir de dışarı baktığımızda gördüğümüz açık ve net gerçeklik vardır. Lütfen bunları birbirine karıştırmayalım. Ben dilimde tüy bitene kadar bunu anlatacağım. Kimseye kızmıyorum asla. Bazen ifadelerimden öyle gözüküyor olabilir. Bu sıkıntının sizden, başkalarından, öğrencilerden ki bireysel olarak insanlardan kaynaklanmadığını çok iyi biliyorum. Maalesef bu sistemi bizim başımıza çorap gibi örüyorlar ve örmeye de devam ediyorlar. Ben de bununla mücadele edeceğim. Yanıma adam arıyorum. Akşamki yayında tekrar buluşmak üzere. Hepinize sevgiler.